Evet sevgili izleyenler, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden kaldığı yerden devam ediyor. Bizler şu anda Ankara Haber TV olarak Şerafettin Yılmaz Beyefendi ile birlikteyiz. Kendileri bu bölgede elektrik alanında faaliyetlerini gösteriyorlar. Tabii ki detaylı olarak yapmış oldukları işlemler, faaliyetler neler kendilerinden hep birlikte dinleyip öğreneceğiz. Şerafettin Bey hoş geldiniz Hoş programımıza. bulduk. Teşekkürler. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Nasılsınız? Teşekkürler. Şimdi öncesinde burada yapmış olduğunuz hizmetleri ve faaliyetleri, plan ve projeleri mutlaka ki dinleyeceğiz. Ama öncesinde biraz sizleri ve işletmemizi tanımak istiyorum. Hem bizlere hem izleyicilerimize kendinizden çok kısa bahseder misiniz? İşletmemizden. İşletmemiz yaklaşık 1,5 sene önce kuruldu. Biz daha önce kendi asansör montaj firmalarımız vardı. Orada bazı eksiklikler gördük. Elektronik aksamlarında eksiklikler gördük. Onu görünce dedik ki biz bunları kendimiz niye üretmeyelim diye düşündük ve araştırmaya girdik. 1,5 yıldır araştırmasını yaptık yurt içinde, yurt dışında. Mühendis arkadaşlarla görüştük. Daha sonra bu işe Bismillah deyip başladık. Şimdi aslında işletme sahibimiz olarak peki sizler bunun öncesinde de bu alanda bir geçmişiniz var mıydı? Yani aslında işin mutfağından gelen bir isim miyiz Ben elektrik yurt alanında? dışından var, Almanya'dan. Ben uzun yıllar Almanya'da teknoloji firmalarında çalıştım. Merakım da vardı. O yüzden böyle bir şeyi de olumlu karşıladım yani Evet. böyle bir kuruluşu. Yani aslında baktığınızda söylemiş olduğunuz gibi güzel bir projeye hem sizler hem de ekip arkadaşlarınızla birlikte şu Evet. anda Yozgat Sorgun'da başlamış Evet, bulunuyorsunuz. başlamış Şimdi bulunuyorum. biraz sizlerden bu projeyi, planı dinlemek isterim aslında. Genel anlamıyla şu anda projemiz ne? Bize biraz projemizden bahsedin lütfen. Şimdi ilk defa biz asansör kapı kartları dediğimiz kapıların açılıp kapanmasını sağlayan kartları. Dikkat ederseniz bazı asansörlere bindiğinizde kapılar aniden kapanıyor veya çocukları veya büyük insanları dahi kısırabiliyor. Biz bunları telafi ederek sıfırdan yazılımla yeni bir kart üretiyoruz. Şu anda yazılım mühendisi arkadaşlar testleri başarıyla tamamladılar. Ürünlerimiz de çok kısa sürede piyasaya çıkacak yani. Evet. Yani aslında asansör kartı. Bu kart asansörlerde işte ani kapanmaları önleyecek olan bir kart Evet. diyebilir miyiz o halde? Tabii. Yani biz Türkiye'de şunu gördük. Bir iki firma hariç diğer firmaların yapmış olduğu kartlar çok da güvenli değil yani. Onları kötülemek maksadında söylemiyorum ama biz daha güzel olsun. Niye biz Avrupa ayarında bir işletme olmayalım ya? Evet. Öyle değil mi? Kesinlikle aslında çok güzel bir düşünceyle başlamışsınız bu işe Evet. diyebilirim bu noktada. Şu anda tabii ki hala biraz daha o zaman proje aşamasındayız. Henüz daha Evet. bitirmiş durumda değiliz. Ama az kaldı diyebilir miyiz? Az kaldı. Zaten şu bir ay içinde seri üretime geçeceğiz abi. Evet, çok güzel. Peki genel anlamıyla biraz da ekibimizden bahsetmenizi isteyeceğim yani kadromuzdan. Kaç kişilik bir kadro ile hizmet veriyorsunuz? Şu anda toplam 6 kişiyiz ama bu yılbaşına doğru 15'i bulacak. Evet. Peki asansör kartları dışında tabii bu proje üzerine şu anda yoğunlaştığınız ekip arkadaşlarınızla birlikte fakat ileriye yönelik farklı plan projelerimiz olabilir mi bunun yanında Tabii tabii yürüteceğimiz? tabii. Bunlar neler? Gelecekte projeler var. Mesela kartları ürettikten sonra teste tabi tutacağız. Kalite kontrolden geçecek. Onun ayrıyeten bir makineye ihtiyacımız var. Onu da kendimiz imal edip test makinesinde hizmete sokup aynı zamanda diğer firmalara da pazarlamış Evet. olabileceğiz zaten bu test makinesini. Evet. O zaman röportajımızı tekrardan görüşmek dileğiyle daha güzel, daha yeni projelerle diyerek bitiriyoruz. Tekrardan ağzınıza sağlık. Oldu. Sağ olun. Siz de teşekkür ederim.